en mert, en keskin kalemlerden biri. Uğur Mumcu'nun aziz hatırası önünde. Bu vapurda olmak güzel. Çünkü arkamızda Uğur Mumcu'nun ismini taşıyan vapur var. Uğur Mumcu diğer bütün faili meçhul cinayetlerde olduğu gibi alçakça ve namertçe katledilmiştir. O hepimizin doğruyu öğrenme hakkını savunduğu için katledilmiştir. O hepimiz için çalıştı ve bu ömrünü hepimiz için verdi. Bir insan ömrünü neye vermeli sözünü en iyi şekilde ifade etmiş bir ömür yaşamıştır. Sevgili Uğur Mumcu, halkın seni unutmadı, unutmayacak. Senin savunduğun değerleri, Cumhuriyet'in değerlerini savunmaya devam edecek. Seni hafızamızda ve hatıramızda her zaman yaşatacağız. Bugün de içinde bulunduğumuz Bergama vapuru bu şehrin hafızasında çok önemli bir yer tutmuş bir vapurdur. Ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Sayın Tunç Soyer, İzmir'in bir kent olarak kimliğinin hayatta kalabilmesi, gelişebilmesi için kent hafızasının bütün topluma mal edilebilmesi için çalışmalarını ve çabalarını sürdürecek. Bu sergi de bunlardan birisi, bunun bir parçası. Çünkü bir şehri şehir yapan, bir şehri büyük şehir yapan nüfuslarının kalabalığı değildir, kimliğidir, ürettiği kültürdür, değer yargılarıdır. Nereye giderseniz gidin, İzmir'den geldim dediğinizde karşınızdaki insanların yüzündeki güzel tebessüm bu kentin kimliğinden kaynaklanmaktadır. Bu şehir bir liman şehridir. İzmir, denizle hep iç içe yaşamaya devam edecek. Kültürel faaliyetlerin ve serginin özellikle gençlerle buluşturulması, bu kültürün gelecek kuşaklara aktarılması bakımından çok değerli. Sayın Tunç Soyer önümüzdeki dönemde de bu çalışmalara gönülden destek vermeyi devam edecek. Herkes yüzünü daha fazla denize dönüyor. Denizci millet, denizci ülke hedefinde daha çok yol almaması gerektiğini hepimiz daha iyi idrak ediyoruz. Daha fazla sergiye ve araştırmaya ihtiyacımız var. En büyük hayalimiz ise İzmir gibi bir denizde bir deniz müzesinin hayata geçirilmesi olacaktır. Uğur Mumcu'nun aramızdan ayrılmasının 31. yılında rahmetle minnetle anıyorum. Şimdi bu sergide iki bölüm resimler görüyor. Bir yolcu gemileri, bir de donanma gemileridir. Bunları yolcu gemileri biliyorsunuz ki Lozan Anlaşması'yla elde edilen kabotaj hakkı elde yeterli derece gemi olmaması nedeniyle 2 yıl ötelenmiştir. Onun sebebi de şudur. Birinci Dünya Savaşı'nın gerek devlet gerekse armatörleri toplam 50'ye yakın gemi kaybetmiştir. Evde mevcut gemilerin bakım ve onarımlarının yapılması için bir finansman yazmışlardır. Bunun üzerine de işte aralarında Marmara, Kocaeli, Miraray, Nazım Bey, Çanakkale, Anafarta, Mersin gibi gemiler alınarak kabotajın hakkının kullanılması önüne geçilmiş. 1 Temmuz 1926 tarihinde kabotaj hakkı Türk vatandaşlarınca kullanılmaya başlamış. Atatürk aldığı gemilerle bir, kabotajın hakkını elde ediyor. 2, kurduğu donanmayla Türkiye Cumhuriyeti'ne güven veriyor. Hepinize teşekkür ederim. Geldiğiniz için sağ olun. Dahil. Zanma başladıkları tabir edilen şeyler. Bunlar 1920'de Hollanda'da birinci ve ikinci ünlü olarak. Çok ileri gören bir insan, ileriyi gören bir insan. Deniz Müzesi'nde, Deniz Müzesi'nde orada sergileniyor.